İsviçre Türk Federasyonu'na bağlı Vil Türk İslam Kültür Ocağı 20. yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. 20. yıl kültür şöleni Winterthur'daki Kulüp Paşa'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Dualar ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla start alan etkinliğe Türkiye'den katılımcı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Nevzat Korkmaz katıldı. İsviçre Türk Federasyon Genel Başkanı İrfan Okutan etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ozan Mustafa Aksoy sahne aldı. Zürih Başkonsolosluğunu temsilen Ali Korkmaz ve İsviçre Türk Toplumu Başkanı Kahraman Tuna Boylu ile yönetici Ali Mutaf'ın da katıldığı etkinlikte resmi görüntüler yaşandı. Cemiyet Başkanı İsmail Bostancı, yüksek katılımdan dolayı büyük memnuniyet yaşadıklarını söyledi. Ülkücü camiaya yakışır bir şekilde yapmıştır. Arkadaşımız Levent Çelik, etkinlik sonrası hem yetkililerin hem katılımcıların görüşlerini sizler için aldı. Hakikaten bu tür gecelere geldiğimiz zaman milletimize yönelik imanımızı tazelemiş gibi çok güçlü dönüyoruz ülkemize. Burada tabii vatanını yaşatmak gibi bir kaygıyla, bir gayeyle ve atasından, dedesinden almış olduğu o Türk İslam ruhunu çocuklarına ve gelecek nesline aktarmak üzere adeta kendi nafakasından, çocuklarının zamanından pay ayırarak böyle bir gayret içerisinde derneklerimiz. Ben bütün dışarıdaki vatandaşlarımızı bu dernekler altında toplanmaya ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyorum. Tabii başta dernek başkanımız olmak üzere, federasyon başkanımız olmak üzere bu geceyi tertip eden bütün kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Onlar var olduğu müddetçe böyle işte efendim Yasin Aktay gibi Türk nerede var diyen insanların ömrü uzun olmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Bizim az önceki beyanatların üzerine sizden de kısa bir yorum alabilir miyiz? Efendim öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Rahmetli başbuğumuzun açılışını gerçekleştirmiş olduğu ve 20 yılını doldurmuş olan bir Vil Türk İslam Kültür Ocağı'nın açılış 20. yıl kutlamasında aramızda bulunduğun için teşekkür ediyorum. Bugün bizim için fevkalade önemli bir gün. Ülkemizde Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demenin yasak olduğu, ne mutlu Türk'üm demenin yasaklanmış olduğu bir zamanda ülkelerinden binlerce kilometre uzakta Türk'üm, doğruyum, çalışkanım ve ne mutlu Türk'üm demek için bu faaliyetleri sürdüren ve bu faaliyetlerini sürdürmekte kararlı olan ve bu ocaklarımızın sayesinde bu olguyu ortadan kaldırılamayacağı duygusu ve düşüncesiyle arkadaşlarımızın, dostlarımızın bugün bu programa katılıyor olması fevkalade önemli. Bundan dolayı ben çok önemsiyorum. İsmail Bey, biraz sizi tanıyıp bugünle ilgili fikirlerinizi alabilir miyiz? Ben İsmail Bostancı. 20 senedir teşkilatların içindeyim. Bir fiile aktif yönetim kurulu görevlerinde bulundum. Ve bugün bir senemi doldurdum başkanlık görevinde. Allah nasip ederse de uzun seneler bu davaya, Türk İslam davasına hizmeti devam ettireceğiz. Layığıyla de devretmek nasip olur inşallah. 20. senemizi kutluyoruz. 20 sene olmuş. Dün gibi arkamıza bakıp döndüğümüzde daha dün gibi hatırladığımız 20 sene aslında koskocaman bir sene. O gün doğan çocuklar bugün 20 yaşında. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşa gelmiş neredeyse. Siz de İsviçre'yi mi fethedeceksiniz o zaman Sayın Başkan, artık görev süreniz boyunca? Bizim hedefimiz dünyayı fethetmek. Nizam-ı Alem, Türk İslam davası. Geceyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın Kemal abimiz? Bu gecede ben özellikle Türkiye dedim. Bu geceye özellikle ayın 7'sinde bana haber verdiler. Bu geceye katılmak için Türkiye'den geldim. Ve gecemizin çok güzel geçtiğini,
ve kalabalık hani tahminimden çok yüksek olduğunu, herkes birbirine saygılı bir şekilde, başkanımızın da genç olmasına nadir, başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Sayın Milletvekili, Federasyon Başkanımız falan katıldılar. Gecemizin çok güzel bir şekilde böyle devam etmesini temenni ediyorum. Cem kardeşim, seni de bu gecede gördük. Sosyal hayatın içerisindesin, katılımdasın. Geceyle ilgili birkaç düşünceni alabilir miyim? Şimdi Levent abi, geceye geldik. Mutluyuz, huzurluyuz. Vil Ocağımızın 20. yılını kutluyoruz. Gururluyuz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ve esnaf olarak ben de burada bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum.